Ufuk abi merhaba. Duyabiliyor musun beni? Gayet iyi duyuyorum. Hortum nasılsın? Ben de Harika, şöyle süper. dur. Daha iyi ayarlayayım. Evet, şimdi daha iyi olacak. Ne haber Hortum, nasılsın? İyiyim ya, siz nasılsınız? Vallahi müthiş. Ne iyi ettin geldin. Bir de çok yoğunsun. Sağ O ol. kadar şeyin arasında getirdik seni. Ya onu hiç böyle bir sorun gibi görmüyorum. Bir durum o. Sorun değil, durum aslında konuşulacak da bir şey. Yani bu süreç bize işte herkesin kendi sözünü, kendi mecrağından söyleme hem hakkını getirdi hem de isteğini getirdi. Bunu hem hoş karşılıyorum hem anlayışla karşılıyorum. Hem de elimden geldiğince yetişebildiğimce bir de yani her yere yetişemiyorum. Onu da söyleyeyim şimdi. İşte bugün Orçun'la birlikteyim. Yani böyle bir takım dostlar var. Yarın Kanada geyikleri Eray ve Evren'le birlikte olacağım. Farklı farklı konular açılabileceğini bildiğim yerlere gitmek istiyorum bir de. Çünkü yoksa herkes her gece niye benim aynı şeyleri söylememi seyretsin. Kesinlikle. Bir de zaten çok yani maalesef maruz kaldığında bir durum var, değil mi? İşte her yere liste yapıyorsun, her yere yayın yapıyorsun. Bize gelince mi O bitti olmuyor dedi. neredeyse. Heh, Neyse o çok bitti, o şükür. bitti, o bitti. Süper. Şey, ben şimdi böyle 1-2 dakika daha sadece işte demin de söyledim biraz boş yapıyor olacağım ki hani herkes güzel güzel gelsin, şey Tamam. yapalım. Asıl sorulara öyle başlayalım istiyorum. O yüzden aslında benden başka kimsenin çok umursamayacağı bir soruyla hemen başlayabilirim. Ya neden oturduğun yeri kamera açısını değiştirdin? Ben o çizimi çok seviyordum arkanda çerçevede. O ben sana o çizimi yine şey yaparım. Hatta istiyorsan kapat, açı değiştireyim. Onu arkama alayım. Bu şey başladıktan sonra anladım. Birazcık masanın konumunu değiştirmem gerekti. Çünkü daha fazla böyle ekipman, yayınla ilgili şeyler, bir yandan da şeyler de var. Benim işte üniversitedeki dersler var, atölyeler var. Şimdi burada yanımda başka bir ekipman var. Bütün Tabii. dersler orada duruyor. Burada benim kendi kitaplarım duruyor falan filan. Birazcık genişlemem gerekti o yüzden. Ama şu anda senin dediğin çizimler yani Hugo Pratt'ın Corto Maltese'leri tam karşımda, merak etme. Oh, süper. Zaten ya anladığım kadarıyla hani bu karantina süreci ilk başladığı zaman o zaman ben de bu akşam bir öykü okuyayım diye başladınız. Çok daha böyle ad hoc orada bir anda başlayan şeyler haliyle şimdi hepimiz için bir düzene oturdu, değil mi? Artık herkesin o Evet, köşesi şey değil şeyi var yani. yani şey değilim. Hani böyle bir ilk tek en bu şeyleri sevmem, sıfatları çok sevmem ama gerçekten de yani karantina süreci başladığında da insanlar evde yeni oturmaya başladığında galiba benden bir gece önce Gülsin Onay evinden o gece çalacağı ama çalamadığı bir konserin performansını hem de saatlerce süren bir performans. Evinden Gülsin Onay bir konser verdi. Onun mutlaka altını çizilmesi lazım. Çünkü o birazcık bir ateş yaktı. İşte Gerçekten öyle oldu. dünyada da Coldplay, Chris Martin galiba benzer bir şey yapmıştı falan. Ben de o gün dedim ki yani ne yapabilirim? İnsanlar evde ve birden çok çöktü üstümüze. Bir umutsuzluk. Yani biz ne yapacağız artık? Evde mi kalacağız falan. Bir de o dönemde işte şey televizyonu açıyorum. Televizyonda daha şeylerdi, şey dönemindeydi. Bu kadar bilim insanları değil, önüne gelen konuşuyordu o ilk günler. O ilk Ben zamanlar. onu hep şey diye tanımlıyorum. Daha hala biz kol içine hapşırmalıyız, burnumuzu tuzlu suyla yıkamalıyız bilgisizliğindeydik. Daha sonra bilim daha net bir şekilde konuşmaya başladı. Ben de dedim ya ben ne yapabilirim yani? Hatta onu da planlamadım. Açayım bir öykü okuyayım dedim. Böyle Benim çok hızlı gelişmişti, hatırlıyorum. Tabii. İlk kitabın ilk öyküsünü okudum. Daha önce hiç ben Instagram canlı yayını yapmamıştım. Instagram canlı yayını nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum. Yorumu kapatacak mıyım? Nereden kapanıyor onu da bilmiyorum. Çok geç öğrendim yorumlar nereden kapanıyor. Bir de ilk seçtiğim öykü uzun bir öykü çıktı. Ben dedim ki yani 10 dakika insanlara iyi gibi. Ya oku oku bitmiyor. Bir de ben yıllardır okumamışım. Benim 25 sene önce yazdığım öykü. Yıllardır okumamışım. Oku oku bitmiyor falan filan. Ama sonrasında işte bu noktaya kadar geldik. Şu anda eminim ki Instagram'da işte eğlencesinden magazinine, biliminden ekonomisine, kültüründen konserine yani çok net eminim herhalde 200-300 falan canlı yayın vardır. Belki çok daha fazla yani çok daha fazla belki. Vallahi gerçekten öyle ama tekrar artık herkes de geldi diye düşünüyorum. Tekrar bir hoş geldin diyeyim, iyi ki geldin diyeyim ve Herkese böyle merhaba. biraz daha nasıl diyeyim formal resmi bir girizgah yapayım. Çünkü demin yorumlardan birinde şunu gördüm. Kayıp Ritim sitesiyle ilgili de bilgi istemiş birileri. Hemen onunla bir başlayayım. Kayıp Ritim bir kültür edebiyat sitesi. 12. yıllarını bitirdiler. Çok güzel işler yapıyorlar. Ben de zaman zaman
10 yıldır dosyalarla, böyle projelerle, bir şeylerle bir bağlantı kurmaya çalışıyorum onlarla. Sevgili Hakan Turç ve özellikle Onur Selamet'in başını çektiği müthiş bir emek var yani orada da. Bu seride de şöyle bir şey olsun istedik. Böyle bir işte karantina sohbetleri, eve kapanma halleri falan gibi bir şey yapmayalım da biraz daha sonrasında da devam edebilecek. Herkesin, özellikle kültür sanatı, edebiyata merakı, herkesin merak edeceği insanları alabileceğimiz böyle bir görüntülü sohbet formatı nasıl yapabiliriz dedik. Biz dedik ki ya görüntülü arama gibi olsun o zaman. Sanki ben işte aramışım Yekta abiyi ve hazırladım da pek çok, bazısı tuhaf, bazısı kesinlikle tuhaf değil soruyu sorayım diye bir format oluşturduk Kayıp Ritim'le ve her pazartesi ve perşembe bugün itibariyle saat 21.30'da yapıyoruz bunu. Sevgili Yekta abiyle başladık. Perşembe günü Kalem Ajansı'nın sahibi edebiyat ajanı Nermin Mollaoğlu ile devam edeceğiz. İleride Doğu Yücel, Yıldıray Çınar, Barış Müstecaplıoğlu, Umut Aral, Mehmet Berk Yaltırık ve daha nice nice isimler, böyle pek çok şey hazırlıyoruz sizin için yani. O yüzden bekleyin. Ama şimdi hemen bugüne dönelim. Yekta abiye dönelim. Şöyle bir küçük girizgah yapmak istiyorum. Yani zorundayım demeyeceğim. İstediğim için yapıyorum. Ya benim hem edebi hem de profesyonel hayatımda çok ayrı bir yeri var Yekta abinin. Bazılarınız biliyor, bazılarınızın hiçbir fikri yok bu konuda. O yüzden hızlıca bir girizgah yapacağım. Ya benim kitaplarımın çıkmasının tek sebebi Yekta abi. Benim de edebiyat ajanım olan Nermin ablayla tanıştıran da o. Ve bunların hepsi ta bundan neredeyse 10 yıl önce böyle bir e-postalaşmayla başladı. Hatta sanıyorum her şeyden önce annem Yekta abiye bir yazmış. Çünkü onlar bir zaman aynı sokakta oturmuşlar ablasıyla falan. Böyle bir çocukluktan bir sokak tanışıklıkları varmış. Bunun üstünden ben kendisiyle iletişime geçtim. Her şeye, yani o zamanki yaşıma bakmadan her söylediğime bir cevap verdi, sorularımı açıkladı. Daha sonra ben onun bir öyküsünden kısa film yaptım İngiltere'de yüksek lisansımı bitirebilmek için. O esnada biraz daha haşır neşir olduk. Sonra aradaki yıllarda ben bir sürü eşek hikaye yaptım. Yine sürekli başım sıkıştıkça Yekta abi şöyle mi, Yekta abi böyle mi diye ona gittim. Bu edebi kısmı. Bir de profesyonel hayatımda da ben televizyon haberciliğine ilk kez Artı Bir TV'de başladım Can Dündarlar'la. Yekta abi oradaydı. Oradan sonra gittim Bilgi Üniversitesi'nde bir süre hocalık yapma, araştırma görevi yapıp Yekta abi oradaydı. Böyle sanki benim bir hani şey gardiyan meleğim şeyim denir ya, böyle bir hayatımın her noktasında sanki oradaymış. Ve böyle bana göz kulak oluyormuş gibi bir his veriyor. Yani şey gibi olmasın, ekstra sorumluluk yüklemek gibi olmasın. Ama gerçekten o yüzden bu seriyi seninle başlamak, yani nasıl bir onur, nasıl bir gurur, anlatamam Yekta abi. İyi Benim ki için de geldin. öyle. Çok sağ ol. Yani bütün bu şeylerin için, sözlerin için çok teşekkür ediyorum ama hep söylerim. Yani ne yaptıysan sen yaptın. Bu kadar basit. Valla neyse, ben daha fazla övmek, yani çok övmek istiyorum da Evet, senin, evet. insanların Yok, merak yok, ettikleri yok. şeyler var. O Çok yüzden sağ ol. önce aslında çok basit bir soruyla başlamak istiyorum. Çünkü şeyi çok merak ediyorum bunu. Hatta Mirgün Cebas'ın podcastlerini dinlediğimden beri herkesle ilgili çok merak ettiğim bir şey. Yekta abi, bugün ne yaptın? Bugün harika. Bak böyle bunu soracağını hiç düşünmüyordum. Harikasın. Ben mümkün olduğunca sokağa çıkma yasağı olmayan zamanlarda en azından yakın çevrede bir yürüyüş yapmak istiyorum. Yani yürüyüş benim çok şeyimdir. Hayatımın içinde olan bir şey. Yani bu sadece korona zamanlarına ait bir şey değil. Çıkayım da birazcık hareket edeyim, işte ayaklarım açılsın falan değil. Ben hep yürürüm. O yürüyüşlere devam etmek istiyorum. Dolayısıyla her güne yürüyerek başlıyorum. Sokağa çıkma yasağı olmayan günlerde. Günlerine Bugün de erken başlıyorsun, değil mi? erken başlıyorum. Bunları çok şey yapmayı sevmiyorum Orçun. Yani evet, ben güne işte 6'da başlarım, güneş doğururum falan filan gibi böyle bir kalıplarım varmış, bir çerçevenin içinde yaşıyormuşum gibi anlatınca ya hep insan, bunlar ne yazık ki şöyle algılanıyor. Yani bir işte bir kendine bir anlam yükleme, varlığına bir anlam yükleme falan gibi, öyle bir şey yok. İşte uyanıyorum, erken uyanan bir adamım, evet, işte yürüyüşümü yaptım, ondan sonra bugün öğleye kadar bu işte canlı yayınlar, dersler, şunlar bunlar yüzünden birikmiş çok fazla mail, yazışma, iş yazışması, geri dönemediğim falan şey vardı, mümkün olduğunca onları toplamaya çalıştım. Onun haricinde şeyi de söylemiyorum, bu da yine bu korona sohbetlerinin olmazsa olmazı oldu. İşte bulaşık makinesini doldurdum, onu boşalttım, bir yemek yaptım. Aslında bu da düşünmemiz gereken bir şey. Tabii.
Şöyle ki düşünmemiz gereken bir şey, aslında biz kendi ev içi yaşamımızdan ve ev içi ortak yaşamımızdan ne kadar kopmuşuz ki bunu bu süreçte yeniden ne kadar ya şey yapıyoruz, anlatıyoruz, ya bunun altını çiziyoruz, ya bundan bir hikaye veya kahramanlık bekliyoruz. Ya evde yaşıyorum, normalde ne yapıyorsam yine onları yapıyorum. Biraz daha fazla yapıyorum çünkü ev zamanımız çok daha fazla arttığı için daha fazla dağılıyor, daha fazla bulaşık çıkıyor, daha fazla iş oluyor. Ama bu çok anlaşılır bir şey. Ev işlerimi yaptım. Ondan sonra işte birazcık kitap okuma, birazcık bugün yayın da azdı, bir de bugün ders yoktu, pazartesileri rahatım. Dolayısıyla bir yayınımız vardı senden önce, Burak Akkul ve Seda Akkul'la bir yayın yaptık, biliyorsun onlar. Çok geçmiş olsun onlara da. Evet, onların hikayesini birinci ağızdan dinledik. Ve şimdi de seninleyim işte. Yani süper. Arada yaptığım her şeyi de hatırlamıyorum çünkü ufak tefek şeyler var. Bir bölüm dizi izledim. Bak onu söyleyebilirim. Pazartesi günü rahat olduğumu bana en iyi anlatan şey o. Ne izliyorsun şu Ozark. An? Ozark. Ozark'ın yeni sezonu. Bütün sezonlarını bildiğim, takip ettiğim için onun yeni sezonundayım şu anda. İşte elimden geldiğince bugünü birazcık kendime ayırdım. Biraz dinlenmeye çalıştım. Çünkü geçen hafta çok yoruldum. Bu ev içi çalışma yorucu bir şeymiş yahu. Evet. Yani Sen ne yaptın bugün? Ben vallahi benim günümün çoğu bu şu ana hazırlanmakla geçti ama ya yani ev içi çalışma kısmında özellikle şeye mesela her seferinde şok oluyorum ben. Çöp üretimimiz 3 katına çıktı. Yani meğerse gerçekten ne kadar yoğun bir şekilde şu an kullanıyoruz evi ve evin her bir metrekaresini ve orada yapılan her bir işi. Ve kesinlikle hani zaten bir yandan konuşulan da bir şey ya bu. Bu çoğu şeyi merak görünmez. Ediyorum ama ev içi çöp üretimimiz mi 3 katına çıkmış? Evet. Şeyi çok merak ediyorum ama bunun geri dönüşlerini. Şimdi ev içi çöp üretimimiz arttı ama dünyada çöp üretimi, bir de çöp derken özellikle çöpe giden gıda tüketimi bu süreçte farklılaşmıştır diye düşünüyorum. Nedense tabii. Öyle bir şey var. Çünkü evde biz bütün malzemeleri sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz. Evet, oysa kesinlikle. Ev hayatımızın olmadığı, işte daha çok dışarıda yediğimiz, yok kafeler, restoranlar falan, oralarda o tabaklardan sıyrılan ve tonlarca öyle böyle değil, tonlarca yemek arttığında bu bir ayda bir azalma olmuştur diye düşünüyorum. Aslında ben bu bir ayın, hatta iki ay oldu. Daha sonra işte Dünya Sağlık Örgütü mü açıklar ya da OECD mi açıklar, nerelerden gelir rakamlar bilmiyorum. Oralardan gelecek dünya ile ilişkimiz rakamlarını merak ediyorum. Ben istatistik okumayı çok severim. O rakamları merak ediyorum. Bilmiyorum ne zaman gelir. Vallahi yani kesin iyi yönde bir rakamlar geleceğini düşünüyorum ben de. Yani çünkü hava kirliliğini görüyoruz, çevre şeyini görüyoruz. İşte Londra'yı flamingolar mı, pelikanlar mı bir şey basmış şimdi mesela. İstanbul Boğazı'nda tekrar yunuslar görüntülenmiş. Evet, evet. Biliyorsunuz bunların hepsi yani çok güzel şeyler. Diğer yanda ama dediğiniz gibi bu evde geçirdiğimiz zamanın artması tabii çok hiç aslında daha önce düşünmediğimiz şeyler getirdi. Oradan şimdi ta başında işte konuşuyor olduğumuz ama durun herkes gelmeden sormayayım dediğim şeye şimdi gelmek istiyorum. Ya tamam şimdi sen ilk öykü okuduğun zaman falan öylesine başlamış bir şeydi ama şu andaki bu Instagram ekosisteminde diyeyim ya da sadece Instagram'da değil aslında bu canlı yayın ekosisteminde şu an aslında gerçekten çok yoğunsun. Yani sürekli canlı yayınlarda çok görüyoruz seni ve bu sefer üstelik hani şeye çok yeni bir kitabın çıkmadığı zaman seni hep soru soran tarafta görmeye çok alışık olduğumuz için bir de öbür tarafta da görmek de biraz da şaşırtıcı ve hoş da oluyor bu kadar güzel bir şekilde. Bugün şeye denk geldim YouTube'da Okan Bölge'nin programına daki söylediklerine denk geldim ve orada şöyle bir şey demiştin hani aslında bu televizyonun dublajlı televizyonu daha çok izlendi 90'lardan çok hatırlanan bir şey yani benim sesimi bu kadar böyle ön planda olması benim sesim bu kadar hatırlanması diye yani şu anda da aslında bir anda yani bugünün zeitgeistine de öyle bir şey oldu resmen ya yani bugün izlediğimiz canlı yayınlardan da çok bize yani tekrar sesini bahsetmiş oldun gibi bir şey oldu ve müthiş oldu yani ama bu yoğunluk yani bu programlar çünkü şimdi yazar sohbetleri devam ediyor galiba. Noktalı virgül devam ediyor. Ders veriyorsun. Instagram'da yayınlar, işte şurada yayınlar. Bir de özel şeyler var. Mesela Can Güngör'ün albüm lansmanı gibi bir anda çıkan şey. Ya bütün bu canlı yayınlar arasında şu aralar bir
sıkıldığın, böyle bir sıkıştığın bir durum var mı? Sıkıldığım dersem şey olur, çok yanlış olur ama sıkıştığım oluyor tabii. Yani gerçekten işte bir yayından öbürüne koştururken falan, koştururken ki doğru yani hep buradayım. Bu şu anda oturduğum ki ben uzun süre aynı yerde de böyle oturamam. Ama bir koşturma yaşıyorum Olduğunuz yani. yerde bir koşturma hali sürekli. Evet ama yani bu sıkışıklığı bir sıkılma olarak değerlendirmek istemem. Orada bir şey yaparım yani küstahlık yapmış olurum. Şeyden çekiniyorum onu söyleyeyim. Yani biraz önce yayının başında da söyledim ya. Yani şimdi işte bu yayını kayıp rıhtımı takip edenler de takip ediyor. Beni takip edenler de görebiliyor. Şimdi beni takip eden biri Yekta bu akşam da mı burada? Bu akşam da ne diyor? Aynı şeyleri mi diyor? Of bunu geçeyim hadi şunların yayınını seyredeyim falan durumuna düşen adam olmak istemem. Bunu söyleyeyim ama bir yandan da şöyle bir şey var işte. Farklı yerlerden farklı insanlarla buluşup eğer ben konuyu farklılaştırabiliyorsam ne ala o benim sorumluluğumdadır. Yeni şeyler konuşabilmek lazım. Çünkü bizim yeni şeyler konuşmamız lazım. Kesinlikle. Yani bu süreçten sadece işte ekşi mayalı ekmek yapmayı öğrenerek çıkmak değil derdimiz. Yani bu süreçten biz başka bir şey yaparak çıkmak zorundayız. Yani sanat açısından da böyle dünya meseleleri açısından herkes kendi cephesinden düşünsün. Ekonomist misin? Yeni bir şey düşün. Tıp sektörüyle mi ilgileniyorsun? Yeni bir şey düşün. İş adamız, iş kadını, iş dünyası yeni bir şey düşün. Dolayısıyla bu zamanı yeni bir şeyler düşünebileceğimiz mecralara çevirebiliyorsak ki şu anda siz kayıp rıhtım üstünden bunu yapıyorsunuz ne ala işte buralarda konuşmak istiyorum. Kesinlikle ya, geçen hafta mesela Hood Bey'le, yani çok aslında kısa olan ama müthiş bir söyleşi yaptım mesela işte Murat'la ve Artemis'le, çünkü gerçekten bir şey oldu ya, ortada bir tartışma vardı, ne yapılabilir, ne olabilir, hani sadece senin de dediğin gibi şimdi hani aman şunun yayınına girdim, aynı şeyleri söyledim, şunlar falan Evet değil evet de yani işte yeni bir şey şimdi açılıyor. şey çok basit yani girersin. Evet ben işte seslendirmeye şu yaşta başladım. Böyle çalıştım. İşte şu kadar kitabım oldu. Ben şunu yaptım falan filan dediğin zaman gerçekten yani zaten öyle bir şey dediğimde kapatın yani. Hani Öyle kapatın gitsin. sorular yok. Öyle Yok sorular yok yok. sorulardan dolayı demiyorum. Ben de yapmamalıyım. Senin sorun zaten olmaz. Ama Orçun şöyle bir şey var. Şimdi herkes böyle yazıyor işte. Buradan çıktığımızda yeni bir dünya falan filan. Artık dünya yeni normalle tanışmak zorunda. Yeni normali nasıl tanımlayacağız? Ya bütün bunu yapacak olan biziz. Evet ya, o yeniyi Ve oluşturacak olan biziz biz zaten. isek biz de bugün itibariyle bunları düşünmeye başlamak zorundayız. Düşüneceğiz, tartışacağız. Katılacağız, katılmayacağız, yanlış yapacağız, geveleyeceğiz, hatalı olacak ya da tam tersi. Evet, yeni bir cümle çıkarmak zorunda dünya. Yani tamam, korona salgını geçecek, tedavisi bulunacak, olumlu haberler geliyor, umutluyuz oradan. Umutlu olmak zorundayız ama 2021 başka bir şey diyecek bize dünya. 2022 başka bir dünya bir şey anlatmaya çalışıyor. Aslında Sürekli olarak. binlerce yıldır dünya insana şunu anlatmaya çalışıyor. Ben sadece sana ait değilim. Kesinlikle. Ben sadece sana ait değilim. Bu dünyadaki taşından toprağına, tavşanından yılanına, kuşundan böceğine, denizinden kayasına ne varsa ben hepsine aitim. Sana ait değilim. Şimdi yeni cümleyi oluştururken bu ben diye başlayan o özneyi yok etmek lazım. İnsanın insan öznesini bir azaltması lazım. Bu süreç biraz bunu düşünmeye dilerim yarar. Kesinlikle. Bak, hem kendime hem sana söz vermiştim böyle karantina şeyim çok konuşmayacağız diye, ama tabii işte içinde olunca insan ister istemez oraya dönüyor. Tabii O yüzden canım. şimdi hemen bir adım tekrar geri çıkıyorum. Bu COVID-19 durumu olmasaydı olan ama şimdi iptal olmak zorunda olan bir planın, gideceğin bir yer var mı? Çünkü biliyorum hani Viyana'da, Vardı Kanada'da vardı bir şeylerin var vardı sürekli. vardı vardı tabii ki. Yani Şu ah şu gitti dediğin bir şey var mı yani? yani şimdi bunu da söylemeyeceğim. Şöyle ki söylemeyeceğim. Vardı yurt dışında da bir takım programlar vardı. Yurt içinde de bir takım programlar vardı ama şundan dolayı söylemeyeceğim. Bu da bana çok şey geliyor. Kibirli ve küstah geliyor. Ya olur biliyor musun ya ben de X yere gidecektim. Şöyle de bir festival vardı ya da böyle de bir konser ya da böyle de bir işte fuar vardı, bir şey vardı. Bak ona da gidemedim diyemeyeceğimiz bir durum var. Onur insanlar hayatlarını kaybediyor. Yani insanlar hayatlarını kaybediyor. Kaybetti. Daha da kaybediyor. Ölümler var. Sadece Türkiye'de değil, dünyada insanlar ölüyor. Bu insanların yakınları var. Derin acılar yaşanıyor.
Çok derin kaygılar yaşanıyor. Ayrıca bütün bunların dışında insanlar ilk bir ay geçti, bir ay başka şeyler düşündük falan filan ama birinci ayın sonundan itibaren insanların işle ilgili meselesi dramatik bir hale gelmeye başladı. İnsanlar işlerini kaybediyor. Önümüzdeki 3 ay neyi nasıl yapacağını bilemiyor. Yani herkes öyle işte açtım sanal marketten eve bilmem ne getirttim, evimde de oturuyorum durumunda değil. Mümkün Tabii de ki. değil bu. Mümkün de değil bu. Yani hep söylüyorum sonuçta işte asgari ücretle ne asgari ücreti yahu ancak çalıştığı gün evine götürdüğü parayla aylık 1.500 lira kazanıp 3 tane çocuğuna bakmaya çalışan anneler babalar var. Yani bu hikayeler varken ve bu insanlar şu anda o parayı da kazanamıyor. Tamam. İşte devlet yardımı, sosyal devlet falan hikaye öyle değil. Onun da farkındayız. O öyle değil yani. Yani tamam elinden geleni yapıyorlardır ama o bu değil yani. Bununla olmayacak o iş. Şimdi hikaye böyleyken ya Orçun ben de evet ya tam da Haziran'ın başında falanca yere gidecektim demek bana gerçekten çok ayıp gelir. Yani olur bütün her şey iptal olur gidersin gitmezsin. Ha orada da şunu düşünmemiz lazım. Tamam bu sene iptal oldu. Yani bence 2020 özellikle sahne sanatları açısından ya da kültür sanat etkinliklerinin çoğu açısından kayıp bir yıldır. Maalesef. Yapılabilecek olanlar vardır belki ama o yapılabilecek olanların bile tırnak içinde kalibresi düşük olacaktır. Bizim şimdi 2020'yi kayıp yıl olarak gördükten sonra ben bu sektörün içinde olduğum için ben burayı düşüneceğim. İşte sen belki daha çok sinemayı düşüneceksin, müziği düşüneceksin ya da başka şeyleri düşüneceksin. Bir başkası tarımı düşünecek, bir başkası işte ekonomik dinamikleri düşünecek. Bizim 2021'de ne olacağını düşünmeye bak. İşte yeni normal dediğimiz bu. Yeni normali düşünmeye başlamamız lazım. Gidemediğim yerlerde gidemediğim yerler olarak kalsın gitsin ya ne olacak? Gidemediğin yerler, evet, gidemediklerimizde kalsın. Peki, yani tabii ki çok doğru söylüyorsun. İnsanlar neler yaşıyor? Daha da önemlisi artık yaşayamayan, hani hayatını kaybeden insanlar var ve daha da olacak maalesef. Ama diğer yandan herkesin bir kişisel hikayesi de var burada. Yani herkesin kişisel olarak çabaları, yapamadıkları, başına gelen şeyler ya da bir şeyleri artık sahip olamaması, yapamaması vesaire. Peki hiç değilse böyle bir günlük hayatında bir şeyin oluyor mu hiç? Yani mesela işte yazamıyorum, üretemiyorum, böyle bir şeyin var mı şu an? Yoksa... Biraz önce biri ne güzel bol bol öykü yazarsınız şu anda demiş Ah. biraz önce. Bu arada arada gördüklerime de merhaba diyeyim. Ayşegül geldi. Ayşegül merhaba. Öyle arada gördüklerime merhaba diyebilir miyim burada ayıp olmasın tanıdığım isimler olduğunda? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Biraz önce biri demiş ki bol bol öykü yazarsınız. Bu çok olamıyor sevgili dostum. Yani ben de aynen sizin gibi düşünüyordum. Hatta çalıştığım birden fazla dosya vardı. Ben ilk korona günleri olduğunda hatta oturdum bu masaya kendime bir çalışma programı yazdım. Şu saatte şunu yaparım, bu saatte bunu yaparım. Çünkü bütün hayatım boyunca sahip olmadığım bir şeye sahip oldum. Bütün gün benim. En nefret ettiğim şeyden kurtuldum, trafik. Dedim hiç arabaya binmeyeceğim. Trafik yok, git gel yok, İstanbul'un kargaşası yok. Ve orada olmak yok filan. Tamam işler olacak. Onlar da ne olacak? Zamanları dengelersen harika. Bir program yaptım Orçun. Kitaplar buraya dizildi. Oh, her şey. Ondan sonra dizi adları, film adları, kanallar bulundu. Bunlar yapılacak. Ondan sonra işte yürüyüşten dönülecek, o yapılacak falan filan. Ve bunun arasında da böyle blok gayet yüklü bir zaman diliminde her gün şu kadar yazacağım diye. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Yazmak en azından benim için böyle herkeste olmayabilir ama yazmak bu kadar tedirgin bir ruh halinde sağlıklı değil. Tedirginim. Umutsuz bir adam değilim. Pesimist de değilim. Kendimi korkulara emanet etmiyorum ama tedirginim. Ebru merhaba. Arada gördüklerime merhaba diyorum. Ama tedirginim. Tedirgin bir ruh halinde sağlıklı bir yazı eylemi gerçekleştiremediğimi biraz anladım. Hiç çalışmıyor değilim. Ama çalıştığımdan öyle işte 3 kitap bitiririm, 20 öykü yazarım gibi bir şey Olmadı. çıkacağını sanmıyorum. O olmadı yani. Caner merhaba, teşekkür ederim. Sağ olasın. 3 kitap, 20 öykü falan demişken o zaman oradan şimdi biraz devam etmek istiyorum. Artık bayağı
uzun yıllara, yani 10 yıllara yayılmış bir külliyatın var. Öykülerden ve romanlardan oluşan. 20 yılı geçti ya. 20 yıl oldu ya. Vallahi hiç sorma. Baksana. Noel Baba gibi oldum. 20 yıl oldu. Süper. Ama bunların arasında 3 tane roman var. Sıradan Bir Gün, İçimde Kim Var, Aile Çay Bahçesi. Daha doğrusu kronolojik dersek İçimde Kim Var, Aile Çay Bahçesi, Sıradan Bir Gün. Ya ben hep şunu çok merak ediyordum okurken. Bir türlü sorma fırsatım olmadı sana. Bu kadar, çünkü çok fazla öykünün arasında bu kadar az sayıda roman olduğu için sanki böyleymiş gibi geliyor bana. Romanlar yazmaya başladığın zaman aslında öykü olarak çıkıyor ve sonra kendilerini romana mı şey yapıyor? Ya benim roman olmam lazım diye. Bunu bir tek şey için söyleyebiliriz. İçimde Kim Var da çok kararlı değildim. İçimde Kim Var okumuş olanlar bilecektir. Aslında farklı karakterlerin ağzından bölümleri bir çerçeve öykünün toparladığı. Yani o anlamda romanla öykünün sınırları arasındaki eklektik bir kitaptır. Onda belki yani o farklı öyküleri yazarken başlangıcında çok kararlı değildim. Ama çok kısa bir süre içinde özellikle o kitapta hep o referansı da veririm. İşte Rashomon'un çoklu anlatımı, çoklu bakış açısı, Citizen Kane filan referanslarından faydalanma hissiyatı geldiğinde orada kararımı vermiştim. Aile Çay Bahçesi ve Sıradan Bir Gün ise hiç, yani ben bunları bir öykü yapayım, uzun öykü yapayım, oradan da buraya gideyim değil. İkisi de çok net bir şekilde bunlar birer roman olacak. Daha damıtılmış, daha zamanı sıkıştırılmış romanları seviyorum. Seviyorum değil, belki de bunu yapabiliyorum. Diğerlerini de bir gün yaparım büyüdüğünde belki. Şimdilik bunu yapabiliyorum diye yola çıktığım şeyler, ama onları bir roman olarak planladım, tasarladım, çalıştım. Defterleri öyle çalıştı ve onlar öyle çıktı. İlk baskı diyorum. İlk taslak hep elle mi? Evet. Yani o hiç değişmedi. Eğer çalışma şeyimi, dinamiğimi soruyorsan, ilk taslaktan önce şeyler var. İşte küçük küçük böyle defterler, cep defterleri, onlar bunlar da böyle notlar, sayfalar, çok oralar dağınık, böyle post-itler onun arasında. Aslında şurada yakında bir yerde bir tane bulursam şimdi kalkar gösteririm öyle bir defter. Ondan sonraki ilk, dur bakayım, hatta bir saniye, şurada bir defter var, bu onlardan biri mi bakayım. Ondan sonra şeyden sonra, o ilk taslak taslaktan sonra bir tane şey defter bölümü var. Dur bakayım şöyle. Bu da artık ne kadar muntazam yazınız. Çalışmanın başladığı dönem defteridir. Bu elimdeki, hatta dur bakayım. Evet, bu Sıradan Bir Gün. Burada bayağı Sıradan Bir Gün sayfaları var yani. Burada şöyle, da Sıradan şöyle, Bir Gün sayfaları. Burada Sıradan Bir Gün sayfaları var. Sonra böyle, ha orada da Sıradan Bir Gün var. İşte buradan doğru, sonra oraya doğru gidiyor. Burada böyle ayrıca yeni sayfalar yapıştırmışım, bir şeyler yapmışım. Gösterebildim mi? Sağlık bir şekilde gösterdim. Sonra bu defterdeki çalışmada bir tane başka bir deftere geçer. O defter şeydir, biraz daha artık ne denir? Söz sahibi olan defter. Oraya geçince yani o defter artık biraz daha falan filan bir defter. Ama o defterle şey beraber başladı. Eskiden tümüyle her şeyi defterde bitiriyordum. Bundan 20-25 sene önce. Her şeyi defterde bitirip, hatta düzeltmeleri de farklı renkte defterde yapıp şeye geçiyordum, bilgisayara. Şimdi artık biraz bilgisayar ve şey son defter, yani kaçıncı defter o bilmiyorum, kaçıncı draft ya da müsvet de denir değil mi? Kaçıncı müsvette ile bilgisayar aynı anda yürüyor bilmiyorum, ama ikisi paralel gidiyor artık biraz. Peki ajandalar üstünden böyle küçük bir muhabbetimiz olmuştu. Bir de Filçuş'unda da bu konuda çok güzel bir blog yazınız da vardı, ama defter konusunda bir nasıl diyeyim, takıntı demek istemiyorum ama bağlı olduğun bir şey var mı? Benim defterlerim hep şöyledir, şudur diye. Yani Moleskine kullanıyordum. Çok uzun süredir hep Moleskine kullandım. Ondan sonra fakat orada da şöyle bir şey oldu ve o da hoşuma gitti, o kararım. O biraz da biraz kendine böyle şey yapıyorsun. Orçun işte yolun başında birazcık bir havalar yaratıyorsun. Ha işte ben defterim ona yazarım falan. Bu konuda çok takıntılıyım, işte kalemim lamy olur, mürekkep renklerim şu işte falan filan. Ama geçen zaman biraz eğitiyor ve törpülüyor seni. O törpüye de ihtiyacım var. Daha ekonomik olan, ondan sonra işte ne bileyim
daha efendim hatta şey bile kullanıyorum artık yani ne denir eşantiyon defter bile kullanıyorum. Ama tabii bazı defterlere yazamam yani kalem üstünde akmıyorsa o onu bilen bilir yani orada bir takıntı değil bazı defterlere yazamam. Şey olmaz çünkü takılır yani kalem Anlıyorum. takılır akmaz yani. Kalem akıyorsa kağıt kötü değilse bakarım kağıda kağıt kötü değilse her defteri kullanıyorum. Kalem Eskiden de için takıntılarım. var mı bir favori kalemin ya da bir imza kalemin falan? Yok yani işte böyle daha bir üniversite yıllarından filan itibaren böyle bir o zamanlar hatta bir tane lamiye sahip olmak için vay babam vay ne çabalar falan filan. Tabii yoktu bir de ya yani öyle kırtasiye. Tabii. Ankara'da Tunalı İlmi Caddesi'nde Subora diye bir kırtasiyeci vardı. Oradan şöhler kağıt alırdım. Bir de işte böyle bir mürekkepli kalem falan filan böyle uğraşırdım. Şimdi evet yani Kaweco ve şeyi lamiyi sürekli yanımda taşıyabildiğim, ekonomik olarak ulaşabildiğim şeyler kalemler onlar. Dolayısıyla onları seviyorum. Çok daha iyi kalemlerim de var. Dolma kalem de kullanıyorum ama şeydir. Onda da kurşun kalem çok kullanırım. Az önce de bir iki sayfalarda gördün. Bir de farklı dönemlerinde yani dolma kaleme gelene kadar kullandığım başka tip kalem. Bir tek tükenmez çok kullanmıyorum. Onun haricinde her şeyi yazıyorum. Şimdi yani bunlar bu soruları bak 10 sene önce sorsaydın bir ukala cevaplar Bir verirdim ki başlardım. kalemim şöyledir, defterim böyledir falan. Bak şimdi geldiğim noktada bulayım bana kurşun kalem ver bir tane de eşantiyon defter ver yazarım yani. Vallahi ne, o İnsan kitaplar öğreniyor insan. nasıl çıkıyorsa her kitap, defter, hepsi kalemler feda olsun size Sağ diyorum ben. olasın. Çok Hiç sağ ol. parasına bakmadan. Bu ama tabii yani işin bu hani materyalliği tabii işin şakası ama bir yandan da bu benim de takip ettiğim kadarıyla çok hoşuma giden böyle bir şey ritüellerin de var senin kişisel. Yanlış hatırlamıyorsam mesela bir böyle mihenk doğum gününde kendine çok istediğin bir gitarı almıştın çünkü alabilecek bir konumdaydın ve o Bak. gitar bir şeydi. Bak o her zaman olmuyor. O çok güzel bir şey biliyorum. Zaten şey Güzel bir gitar. hikayeyi O dinlemek her istiyorum. bak şimdi her sene olabilse o harika bir şey. Onu tabii 40 yaşımda 40. yaş günümde kendime bir tane Amerikan Fender aldım. Onu planladım. Ne kadar zaman planladım. Of 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 of. Yani ne kadar zaman planlamışsınız ki benim bile haberim var böyle bir şey olduğundan. Bir de Büyük demek bir ki bak hikaye olarak. planladığım yetmiyormuş gibi bir de şov yapmışım demek ki herkese Hayır, anlatmışım. asla. Vay tam bir şey ukalalık hali. Ama o her zaman olmuyor. Yani ya bir de şöyle bir şey hayatının çeşitli dönemlerinde büyüyorsun. Büyümek biraz da bu işte. 40 yaşında onu kendime aldım. Ve kendimi şımartma doğum günümü orada bitirdim. Bir daha da öyle bir şeye ihtiyaç duymadım. Şey güzel bir şey. Geçen zamanlar ve bak bugüne yine geleceğiz bu korona günlerine geleceğiz. Bu tüketim çılgınlığını ya da tüketim üstünden elde edilecek mutluluk yanılsamasını ne kadar büyük bir balon olduğunu insana öğretiyor. Yani Kesinlikle. evet şöyle olmuyor iş işte 30'lu yaşlarında 20'li yaşlarında yani defterim Moleskine olacak kalemim işte lamy olacak ve şöyle bir ortamda kahve ve bilmem ne yazacağım falan değil. Daha geçen zamanda şunu öğreniyorsun. Hayır, çalışmak istiyorsan, üretmek istiyorsan, bir takım tüketim malzemeleri üstünden cümleler kurmana gerek yok. Olabilecek imkanların içinde çalışırsın ve üretirsin. Bunu öğrenmemiz, yani daha da şey bir şekilde öğrenmemiz lazım. Net bir şekilde öğrenmemiz lazım. Bu arada ablam geldi bak. Ablam ilk gitarını görmüş olmak diye ablam hemen kendisine aradan şey çıkıyor. İlk, yani ilk gitarım değil ama ilk gitar denebilecek gitarı bana alan ablamdır çünkü. Ondan önce bir tane böyle artık hani tahta kasa, sunta bir şey çalıyordum ama ilk gitar denilen gitarı yani o gerçek ben burada o gitarım. Hemen başucumda onu bana alan ablamdır. Tamam ablacığım gördük. Süper. Şimdi bu gitarlarla olan bağ bir yana bir de şey notunu düşmüşüm ben gitarlarla olduğu kadar hakikaten çok ciddi bir çizgi romanlarla bağın da var senin Yekta abi. Yani çok büyük bir çizgi roman okuyucususun. Bir şeyi merak ediyorum. Hani bu daha sonradan başlayan bir şey miydi yoksa böyle çocukluktan gelen bir şey miydi? Bir de şunu merak ediyorum. Hiç üretim anlamında bir dürtün bir şeyin olmadı mı? Ya da belki böyle aslında zaten gizliden gizliye yaptığın bir şey var mı? Bir çizgi roman projesi neden olmasın? Bak 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 konuları nerelere getiriyor. Bak Orçun'a bak ya neler neler söylüyor. Şimdi
Sorunun birinci bölümünü önce cevaplayayım. Hayır, çocukluğumdan beri çok severim. Rahmetli babam da Tom Mix Texas okurdu. Evde Tom Mix Texas okunması suç değildi, kabahat değildi. O zamanlar daha da önceye gidecek olursak çok çocukluğumda dedemlerin Bursa'daki evine gittiğimizde o evde çocuk haftası ciltleri olurdu. Çok eski bir çocuk dergisidir. O derginin içindeki çizgi romanlara da bayılırdım. Daha sonra kendi çocukluğumda Doğan Kardeş olsun, Milliye Çocuk Dergisi olsun bunların içinde çizgi romanlar vardı. Gerçekten işte Jules Verne romanlarını falan filan çizgi uyarlamaları. Onları da severek okurdum. Ama ve lakin çizgi romanı da çocukluğumda böylesine kültürel bir çerçevede okurdum. Yalancılığı yapmayayım. Yani bildiğin şeyi çok Kızıl Maske falan bayağı bayılırdım. Zaten ilk kitabımın ilk öyküsü de biliyorsun Kızıl Maske ile Diana'nın öpüşmesini gören yaşlı çocuk. Kızıl Maske'yi severdim. Tom Brax'ı severdim. O böyle tipten tipe girer falan filan. Çocukluğumdan itibaren işte biraz Fumettileri, biraz İtalyanları bilirdim. Sonra biraz daha büyüdüğümde daha böyle Belçika Fransa ekolüne de hakim olmaya başladım. Amerikan benim şeyime çok geç girdi. Lise, belki lise sonrası. Bir de benim çok büyük bir şansım vardı bu konuda. Çocukluk arkadaşım hala da hayattaki en eski arkadaşım Levent Gönenç. Aynı zamanda o daha 9-10'lu yaşlarında dergileri çizen bir yani çok küçük çocukken yani bayağı bildiğin çocukken dergileri çizen ve iyi yayınlanan iyi de bir karikatüristtir ama onun da ötesinde bu konuda da çok iyi okuyan, araştıran bir insandır. Dolayısıyla böyle daha ortaokulda falan herhangi bir çizgi romanı aldığımda işte beyaz, siyah dengesi, fırça, ondan sonra gölgeleme, işte bütün bu şeyleri de anlatarak ve konuşurduk. Kare kare bak burada nasıl yapmış falan filan diye. O da biraz seni geliştiriyor. Evet, hiç fena olmayan bir çizgi roman şeyim de var, kütüphanem de var. Hala okurum. Ha bir de bak sana onu söyleyeyim. Şeyde bu korona günlerinde onu bir türlü yapamamıştım. Tekrar çıkardım bütün Ken Parker'ları tekrar okudum. Ken Parker, tabii Milatson'un Ken Parker'ı çok iyidir. Son zamanlarda peki okuyup da ya bu neymiş dediğin bir şey oldu mu? Bu Çizgi son yıllarda çıkan. romanda mı? Jeff Lemire seviyorum, Kanadalı. Çok iyi şeyler yapıyor. Guy Delisle iyi şeyler yapıyor. Yani çok iyi şeyler var. Şimdi hepsinin adını ezbere bilmiyorum. Kütüphaneden alıp keşke önceden söyleseydin. Hatta gösterirdim onları. İyi ciltler var yani. Ezberden bir şey söyleyip hatalı bir şey söylemeyeyim ama şunu söyleyebilirim. Yani bütün dünyada mesela Güney Afrika'dan çok iyi şeyler geliyor. Afrika kıtasından çok iyi geliyor. Biraz Fransız etkisi var ama çok iyi işler geliyor oradan. Amerika'da özellikle çok net, güçlü bir bağımsız kanal var çizgi romanda. Grafik romanda aslında artık çizgi roman değil, grafik roman demek lazım. Çünkü daha paneller üstünden anlatılıyor. Çok iyi işler var. Ya bazen hiç bütün bu küreselleşen dünyada bütün bunları nasıl takip edeceğiz? Eyvah kaçıyor dediğin olmuyor mu peki senin de? Yani sırf çizgi romandan konuştuk şimdi ve kaç farklı ülkenin artık yeni güzel ekolleri örneklerinden bahsettin. Bunun sonra edebiyatı var, müziği var. Sanatları bitirdim kendi kendime bir an. Pardon işte tasarımı var, heykeli Var var, var şusu var var, busu neler var. neler var ya. Ya hepsini nasıl takip edeceğiz Yekta abi? Yani ya burada şey olmak eğer şey davranırsak yani kimse bize şunu sormuyor yani hepsini takip ettin mi otur seni sözlüğe alacağım değil. Ne olur buralarda herhangi bir sanat dalıyla ilişkimizde ya da herhangi bir sanat dalının herhangi bir ürünüyle ilişkimizde bir mutlak duygusuna yenik düşmeyelim. Zamanımız el verdiğince, zihnimiz yettiğince ve onun zihnimizi beslediğine inandığımızca ilişki kuralım. Hep söylerim yani insanlar şey der yani kitap okumayı rakamlar üstünden konuşurlar ve aralarında konuşurken şey derler işte ben bu sene işte 50 roman okudum. 50 roman değil bir roman okumuş olabilirsiniz ama onu öyle bir okumuşsunuzdur ki bütün damarlarına nüfuz ederek karakterlerin hepsini sindirerek onların ilişkiler ağını, meselelerini özümseyerek kara kahramanın yolculuğunu, onun kırılma noktalarını, o romanın açtığı tartışmaları okuyarak, paralel metinleri okuyarak filan bu yeterli olabilir. Yani bunlar sayılar falan değil, bir şey yarıştırmıyoruz. Ha yok ben daha çok şey açısından düşünüyordum. Yani şimdi sen derken bile isimleri not etmeye çalışıyorum buraya ve bir yandan kafamda şey dönüyor. Ama şimdi önce şunu okuyacaktım. Sonra şu var. Yani
Nasıl sığıyor Şimdi bunlar 24 saate? ona da O yenik derdim. düş. Hayır, ona da yenik düşmemek lazım. Şimdi burada mesela bir 8 kişi olsak şu yayında, eminim ki ikimizin dışındaki 6 kişi de öyle listeler sayar ki ben de böyle ağzım açık ben bunları ne zaman okuyacağım diye bakarım. Herkesin hayatta bir listesi var, bir yetişebilme kapasitesi var. Bak yine söylüyorum, bu süreç bu yetişebilme kapasitesiyle de mücadele etmemiz gerektiğini öğrendi. Yok Kesinlikle. böyle bir çılgınlık. Yani her şeyi izleyeceğim, bütün albümler çıkar çıkmaz dinleyeceğim. Bunlar Twitter yarışları ya. Twitter'da ilk ben dinledim Ben kaç like izledim alırım yarışı. ben. Ben zaten biliyordum bunu. O diziyi ben sezonlu 5 sene önce bitirdim. Bitirdim sokak pencereden atladım. Hiç gerek yok ya. Sakin. Ne olur sakin. Kesinlikle. Buradan şimdi o kadar saçma sapan atlayacağım ki Atla konulardan. Siz atla. bile şaşıracaksınız. Şimdi gitardan başladık. Çizgi romana geçtik. Buradan nasıl olduğunu sormayın nasıl geçtik diye. Akademi ödüllerine, Oscar'lara geçeceğiz bir anda. Çünkü şuradan geçeceğiz. İlk zamanlar demeyeyim de yani bir atıyorum 10 sene önceki yayınlarda da öyle miydi bilmiyorum ama son birkaç yıldır sunuculuğunda özellikle bir şey pozisyondasın hep abi. Ben insanlara izin vereyim, onlar söylesin, ben kendi fikrimi beyan etmeyeyim diye. Son kaç yıldır Oscar'ın hangi filmini, hangisi senin favorinde, hangisi tüy kazanmasaydı, hiçbir fikrimiz yok bu konuda. Süper, bunu Ve başardıysam olmaz, süper. olmaz. İnsanların ihtiyacı var bunları öğrenmeye. Ama ben şöyle bir şeyle, Ay. şöyle saçma bir soruyla gireceğim buna. Ya şu Gel son gel. birkaç yıldaki Oscar'lara baksan, senin favori Oscar'ların neydi son yıllarda? Hangisiydi? Hangi Şimdi tören? öncelikle bu söylediğin sunuş tarzını yakaladığın için tebrik ediyorum. Tabii ki bunu sen yakalarsın. Çok çok iyisin yani. Süper. Bunu görmek çok mahir gözlerin başarabileceği bir şey. Estağfurullah. Yani bu tabii ki bir bilinçli olarak yapılan bir şey. Çünkü Oscar yayını zorluk derecesi çok ağır bir yayındır. Fiziksel şeyinden bahsetmiyorum. Oscar'da Türkiye'de işte futbolda olduğu gibi başka alanlarda olduğu gibi herkesin her şeyi çok iyi bildiği ve taraftar olduğu bir yayındır. Bayağı holigan olduğu bir yayın Evet aslında evet yani. yani siz işte herhangi bir film bana mesela iki tane yarışan film söyle işte ne bileyim işte Parazit'le bu sene Once Upon a Time işte yarışıyor ve siz de bunlardan birini sevdiğinizi söylediniz. Ya da sevdiğinizi bile değil birine daha yakın davrandınız falan filan. Sosyal medyası olsun, direkt mesajları olsun, yakın arkadaşın olsun. Ya onda ne buldun o film mi sen falan filan. Ya ben o sırada yayındayım bir şey yapıyoruz ve bizim bütün yaptığımızda olay bizimle de ilgili değil. Biz Türkiye'deyiz hiçbir işimiz yok bu işle. Biz sadece dünyadaki adı sanı bilinen büyük bir şey olayını, sinema olayını Türkiye'ye anında getirmeye çalışıyoruz. Yıllardır da buna çalışıyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz yani. O yüzden kararım o yöndedir ve doğrudur. Yorumculara bırakıyorum ki yorumcular da genel bir değerlendirme yapıyorlar ama mükemmel yapıyorlar. Yani Mehmet ve Gerçekten Melis olmasa mükemmeller. mükemmeller ya. Öyle böyle değil. İnanılmaz. Melis ayrı efsane, Mehmet ayrı efsane. İkisini de çok öpüyorum. öğrenmek istiyoruz. Yani bu sene için favorim Parazit'ti. Yani çok net bir şekilde en son seneden konuşayım. Bu sene için net bir şekilde favorim Parazit'ti. Çok sevindim. Açıkçası beklemiyordum da. Yani böyle Ben bir de liste beklemiyordum valla. beklemiyordum. Çünkü açıkçası çok uzun yıllardır Oscar'ın arka planına da çalışan bir insan olarak oy dinamiklerini de üç aşağı beş yukarı biliyorum. Yani hala oradaki daha işte eski usul Hollywood konsolidasyonunu biliyorum. İşte yani biraz biliyorum. Beklemiyordum. Dolayısıyla beklemediğim için de ayrıca sevindim. Bu sene Parazit'ti. Söylemiş olayım hadi. Süper. Artık bu seneden sonra bir fil Senin uçuşu neydi? post. Senin neydi? Ya ben Paris'i hiç beklemiyordum ve izleyememiştim bile. O yüzden hiç yani Ha, şey tahayyül edemedim yani. izlediklerinde neydi? Parazit olmasaydı diyelim şeyde yarışmada. Çok güzel bir soru. Hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz en iyi filme şeyim neydi? Eyvah, şu an tam o sözlü de Yok her ya. şeyi unutan Ya çocuk bak oldum. bu da çok acayip bir şey. Buna da çok Neydi benim takılmamak favorim? lazım. Bilmiyorum ki ne bileyim Aa. yani biri favorindir herhalde. Buna da çok takılmamak lazım.
Yani gerçekten bizim zihnimiz özellikle de bütün bu popüler akışın içinde her şeyi hatırlamak, her şeyi hemen söylemek. Ne? Jojo Rabbit'i hatırlamadın mı? Belki de o değilse şudur falan gibi sana. Bunlar ya sohbet etmeyi unuttuk biz. Sohbet etmekte kimse kimseye sınav yapmaz ya. Hatırlarsın, hatırlamazsın. Evet, Sohbet evet. etmeyi unuttuk. Parazitle bitsin konu. Bağlayalım. Evet, parazitliğin bitsin. Biri 1917'dir demiş. Yok, o da değildi ama seyirciler arasında mesela Can Koçak varsa o kesin hatırlar benim ne demiş olduğumu. Biliyorsa söylesin deyip tekrar başka bir yere atlıyorum. Atla. Çünkü film dediğimiz zaman aslında başka bir medyadan bahsediyoruz. Ve demin çizgi roman sorumu sorarken de büyük bir ustalık ve ninjalıkla şeyden sakındın. Bir çizgi roman üretimi konusunda bir şey yapıp Aa yapmadığın ya evet, da bunu hayır, düşünmediğin. pardon, hiç atlamadım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu soruna cevap vermeyeceğim. Ama bir Tamam. dakika, bir dakika. Aslında bu soruna cevap vermeyeceğim demek. Bora merhaba. Bu soruna cevap vermeyeceğim demek. Bora Uzer burada. Ya bu arada konudan konuya atlamış olacağım ama Hemen mutlaka bir atlayalım. soru. Ya Bora Uzer ne muhteşem bir müzisyen diyerek noktayı koyuyorum ve devam ediyorum. Gerçekten öyle. Bu soruna cevap vermeyeceğim demek ki bir cevabım var ve saklıyorum anlamına gelir. Sen buradan Evet. anlayacağını anla. İyi, Şimdi tamam da. hayır, şunu demek istiyorum. Hiçbir şey olmasa, yani böyle hiçbir şey olmasa ortada derim ki ya yok böyle bir şey hiçbir zaman hayatımda olmadı falan filan. Bir şey varsa ve saklıyorsan, yani genelde hep budur röportajda bilirim. Bir soruya cevap vermiyorsa karşı taraf ve bunu açık açık söylüyorsa bil ki orada bir şey var. Ben de sana şöyle söylüyorum. Bu soruna cevap veremeyeceğim şimdilik. Biraz sabret. Vallahi yarın yazdırırım internet sitesine Yekta Kopan ilk kez canlı yayında itiraf ettiği yeni projesi falan diye büyük şeyleri, clickbaitli Yazdır ya, ne başlıkları. olacak, istediğini yaz, zaten öyle ilerliyor bazı internet siteleri. Ama Evet. sen, sana tavsiyem çok tık almak için 8 fotoğraf ileri koy bilgiye, Evet. böyle Zaten galeri galeri başlığı da şey yapacağım. O ünlü çizgi roman mı yapacak tabii. O ünlü çizgi roman mı dedi? Evet, bravo bravo. Hangi ünlü diye. ya da Ama o soruyu da şununla bağlayacaktım. Peki başka medyalarla ilgili hiçbir şey var mı? Ya ben mesela şeye çok şaşırıyorum. Yani bir Yekta Kopan senaryosu olmamasına şeyi biliyorum. Özellikle çocuk oyunları, tiyatro metinlerinin var onu biliyorum ama bir sinema senaryosu olmamasına çok şaşırıyorum. Bizden gizliyor musun? Yo, hayır. Ya sinema şey bir iş. Aslında tiyatroda öyle. Tiyatroda bu sene özellikle bu Robot Pinokyo'yu Mehmet Ergin'in dramaturjisi, Lerzan Pamir'in rejisi, Tolga Çevi'nin müzikleri ve bütün oyuncu kadrosuyla falan çalışırken o şeyi çok güzel aldım. Kolektif çalışmada yazarın hangi pozisyonda durması gerektiği konusunda kendime böyle bir şey verdim. Nedir? Ders verdim ya da bir ders almaya çalıştım. Öğrenmeye çalıştım. Çünkü ben hep öğrenmeye çalışırım. Şimdi sinema sen çok çok daha iyi biliyorsun ki ağır, yoğun bir kolektif çalışma. Bu yoğun kolektif çalışmada senin bir yazar olarak, senarist olarak veya senaristlerden biri olarak çoklu bir grup yazıyorsa nerede durman gerektiği, ne yapman gerektiği konusunda çok iyi bir pozisyon alman ve çok adanmış olman lazım. Yani projeye öyle evde oturdum, aklıma bir fikir geldi, yazdım, olsun sana Yazdım. yolladım. Yolladım, işte bunu da çek. Nereleri değiştirdiniz? Ha yok, o repliği değiştirme, ha orayı değiştir, at orayı gibi bir şey değil. Çok zaman ayırmak, gerçekten adanmak lazım. Şu anda böyle bir şey yok. Böyle bir adanma zamanım da, böyle bir duygum da yok. Bir de şöyle bir şey de yok. Herkes her duvarı boyamasın ya. Yani Tabii. ben öyküler yazıyorum. Ha, günün birinde işte sende olduğu gibi bir öykümden bir yönetmen, bir kısa film, bir film herhangi bir şey yapmak isterse onunla çalışmak ya da ona emanet etmek, sonra sonucu beklemek. Bunlar harika şeylerdi. Bunlar olabilir ama onun dışında şu anda bir kafamda bir proje yok. Hiç peki buradan bağlayacağım soru da yine bir tuhaf olacak ama hiç bakalım doğru sözcük mü bu? Ya yapamadığın ama yapanlara hep özendiğin, gıpta ettiğin bir şey var mı? Ya benim için bu mesela çok net müziktir. Yani bir Benim için müzisyenle de, de birlikte benim için oldun. de müzik. Benim için de müzik. Ama Yani şimdi şöyle, hayır seni benim müzik yaptığım, yok yaparken yok. görenler Hayır, var. hayır, hayır. Benim yaptığım müzik amatörce, gerçekten amatörce. Herhangi bir şekilde bunu çok profesyonel bir şekilde ortaya çıkarma arzusu olmadan.
Gerçekten amatörce çok da mutlu olarak yaptığım bir şey ama iyi yani herhangi bir enstrümanın gerçekten iyi enstrümantalisti olmak, gerçekten bütün teorisiyle, pratiğiyle, her şeyiyle müziği bilmek, üretmek, bunu ister tekil olarak ister bir grubun içinde yapabilmek falan çok isterdim. Benim için de her zaman o tam sende olduğu gibi müzik. Şimdi gördüğüm Bayağı sana gıpta ederim yani bayağı gıpta ederim. Ama şunu anladım. söyleyebilirim ben de bu amatör durduğum yerde en azından cahil olmayan, bilen, dinlediği şeyi parçalarını ayırarak tekrar birleştirebilen iyi bir müzik dinleyicisi olmamı sağlıyor bu. Bununla da çok mutluyum. Daha da ne isteriz zaten. Şimdi gördüğüm bir soruyu hemen oraya koydum. Unutmayayım kendim diye. Podcast yapmayı planlıyor musunuz diye sormuş Olabilir, biri. olabilir. Olabilir. Yani buna çok uzak değilim. Olabilir. Çalıyorum. Biraz önceki bir şey yazmış biri. Onu da gördüm. Hemen bir Aha. iki tane soruyu da cevaplayayım. Zamanımız azaldı galiba. Çünkü bir saatte bitiriyor değil mi? Instagram canlı yayınlarını bir saatte durduruyor mu? Bir şey oluyor. Evet, yani hani senin vaktin varsa tekrar bir şey başlatabiliriz kısa bir süreliğine, ama bir saate toparlayalım. Soruları yapmayalım diye Fender Tabii ki. gitarı çalıyorum. Yani koleksiyon öyle bir koleksiyon değil. Yani duvarlarımda gitarlar, burada kitaplar, ben repli şambırımla dolaşıyorum falan değil. Tabii ki çalıyorum ama az önce de dediğim gibi kendime çalıyorum. Başka da şu anda podcast'te evet Storytel'de kitap okumak Evet ister ya. mi? Güzel bir soru. Storytel'de benim okunmuş bir tane kitabım var. İki şiirin arasında Beyti Engin okudu. Harika okumuş. Ben orada çok kararsız kaldım. Can Öztürk sormuş. Can Bey, ben orada çok kararsız kaldım. Şimdi bu işte sesiyle biliniyor bu insan ama kitabın da yazarı ve bu ikisinin birbirine girip böyle çok aynı havuzda kaynamasını istemedim önce. Yani benim kitabımı Ah. da bir başkası okusun ve ben ondan duyayım istedim. O ses kitap dengesinde biri birinin önüne geçsin istemedim. Bu doğru bir şeydir demiyorum. Yani Aha. yarın da okumam demiyorum. İlk baştaki kararım buydu. Yani bana söylendiğinde yok ben okumak istemiyorum. Biri okusun ben dinlerim. İyi günler deyip geride durma şeyim buydu. Nedenim buydu ama yarın öbür gün başka şeyler olabilir yani. Storytel ve podcast'le ilgili cevaplarım bunlardır. Süper. Buradan o zaman tekrar Storytel demişken romancılık, öykücülük o kısımlara biraz geçmek istiyorum. Çünkü o tarafta çok da merak ettiğim şeyler de var yine. Yazması en zor, uzun, sıkıntılı, uzun, meşakkatli dosya hangisiydi? Benim için mi? Evet. Ya benim dosyalarımdan mı? Yani gerçekten burada soruyu çok iyi anladım. Soru değil hani hangisi senin için daha önemli falan değil. Yazma sürecinin sıkıntısından söz ediyorsun. Diyemem yani tamamen bir dosyaya yönelik bunu söylemem kolay değil ama arada mesela çok uğraştığım, istediğim hale gelene kadar olması mesela çevirenin notu mesela karbon kopyadaki çevirenin notu istediğim noktaya gelene kadar beni tekrar tekrar çok eğlendiren ama yazma süreci çok uzun olan bir öyküydü. Yani toplam 15-20 sayfalık bir öykü olsa gerek ama aylar sürdüğünü çok iyi hatırlıyorum ama hep mutluydum o aylarda. O aylar boyunca onu düşünmek iyi gelmişti. Şimdi bir tek aklıma o çok uzun aylar olduğu için o geliyor ama onun haricinde Orçun böyle yok dosya olarak beni mahveden bir şey yok. Ben severim. Özellikle dosyanın bir aşamasına girdikten sonra dış dünyayla kopuyorum. Orası da bana harika geliyor. Ya bu mesela şimdi çok merak ediyorum. Kediler Güzel Uyanır açısı biçim olarak çok farklı bir öykü kitabı. Hem sizin hem de genel öykü kitapları arasında da. Çünkü hem çok kısa öyküler hem de biçimden içeriğini faydalandıran öykülerle dolu bir kitap. Ve mesela bana sanki orada arada durmalar şeyler olmuş mudur Yok, diye sorasım geliyor açıkçası. şöyle oldu. Şimdi Kediler Güzel Uyanır'ın kimi metinleri Altzin döneminin metinleridir. Kimi metinleri farklı Aa. yerler için çalıştım. Tabii Altzin'de mesela oradaki Matruşka Altzin'de dijital olarak hazırlanmış bir metindir. Farklı çalışmalar yaptığım metinler vardı. Dolayısıyla Kediler Güzel Uyanır'da ben rahattım. Ama uzun sürmüş bir dosyadır. Çünkü rahattım derken yani ya bunlar da kısa falan değil. Yani orada azaltana kadar daha da az olsun, daha da az olsun diye. Ya yani azaltma süreci aylar sürmüştü. Vallahi tahmin edemiyorum bile. Peki tekrar romanlara bir geçeceğim. Aile Çay Bahçesi'ne geçeceğim hatta özel olarak.
Çok yani çok bütün kitaplarınızı baştan sona biliyormuş gibi böyle beylikle konuşmak istemiyorum ama normalde çok fazla kadın ana karakter görmeyiz senin öykülerinde Yekta abi. Ve romanlardan birinde gerçekten Instagram bana 2 dakikamız kaldı dedi. Hemen Diyor söylüyorum. mu? Evet, romanlardan birinin direkt en başına ana karakterine bir kadın karakter oturmak bir zor muydu? İkincisi korkutucu muydu? Yani ben O bunun altından kalkabilir miyim? ve 2 dakika. Yani Evet. soru bu ve 2 dakika var. Vaktin varsa tekrar başlatabilirim ben bittiği anda. Kısacık biraz daha başlatalım ki insanların soruları şey yapmasın. Bir 10 dakikada sorulara Süper ayıralım. olur. Bunu hemen Harika. cevaplayayım sana. Yok çok yani şöyleydi. Önce çok zor sürdü. Aylar sürdü Hı. müzeyeni kurabilmem. Sonra bir gün dedim ki ya ben müzeyen için sürekli bir kadının üstünden düşünürken öncelikle bir insanı düşünmem lazım. Dedim. Çok zorlamadım. Hatta çok da iyi geldi. Çok da iyi geldi. Dur bakayım sorular var. Ben bir önce susuyorum, tekrar bağlayacağız. Ben Evet, kaçıyorum şimdi, süper. tekrar Hemen bağlayacaksın. Hadi kapatıyoruz, kaçtım tekrar ben. geliyoruz. Hadi bay bay. Bayağı reklam arası gibi mi oldu? Bir saçma sapan bir şey oldu. Çok Ya saçma. Bize de bu yakışır. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer hala kalmış olan varsa bizi dinlemeye. Bak zaten insanlar da bence dağıldı gitti. Ama yok kalmış yahu. olanlara da şunu Şimdiden 150 söyleyeyim. kişi oldu tekrar. Kalmış olanlara da şunu söyleyeyim, sağ olsunlar, bu böyle hani 10 dakika daha verdi, bu da bir kibir olarak algılanmasın. Bir yandan da hakikaten şunu istemiyorum, yani bütün gecenizi elinizde bir tablet ya da bir telefonla bunun başında geçirmeyin, işte başka şeyler de yapın. Başka canlı yayınlar var şu anda, oralara da gidin ya da televizyonda bir şey yok gerçi ama kitap okuyun, televizyon diyecektim, kitap okuyun diyeyim. Çok iyiymiş. Var mı şey sorusu şu anda izleyenlerden soru varsa? Bu arada Gamze Hanım, biraz önce çevirenin notuyla ilgili yazdığınızı gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Caner, tekrar teşekkür ediyorum. En etkilendiğim film, öyle bir tek bir film yok hayatta beni Ama en çok oradan şeyi etkileyen. sorabiliriz çünkü şu an Ozark izliyorum dedin dizi olarak. Ne Evet. okuyorsun şu an peki? Şu anda çok güzel bir şey oldu. Önce ben de ne yapacağımı bilemedim. Çünkü dedim ya sana, böyle bir şey var. Yığın var önümde. Onu da Hı. okumam lazım. Bunu da bak, bu zaten yarım kalmıştı filan. İşle ilgili olan, yaptığım işlerle ilgili olan okumaları saymıyorum. Onlar iş okuması. Kendi şeyim için, mutluluğum için diyeyim. Yeniden okumalar yapıyorum. Hı. Ve Camus, Engin Geçtan, Calvino, Gerbrand Baker gibi daha önceden okuduğum isimlerin, okumuş da olduğum kitaplarını yeniden okuyorum. Ben bunu sıklıkla yapmaya çalışırım. Hı. Bazısını tümüyle yeniden okurum. Bazısının belli bölümlerini yeniden okurum. Hı. Bazısını da altını çizdiğim ya da not aldığım yerleri, niye oraları not almışım ya da oralarla ilgili bir not bir şey yapmışım diye okurum. Şu anda öyle bir yeniden okuma şeyindeyim. Şimdi bir soru gelmiş. Yaratıcı yazar atölyesi planlıyor musunuz bugünlerde diye. İyi ki de gelmiş çünkü halihazırda Yapım Lab'la olan öykü atölyesinin de yeni şeyi başlıyor. Altı, dur bakayım şuradan 6, takvim 7, açayım. 6 8, 9 Mayıs'ta başlıyor, Mayıs. evet. Yapım Lab, yani bu soruyu soranlar yapım laboratuvarı gibi düşünün. Yapım Lab'in Instagram adresini takip edin. Ben de paylaşıyorum gerçi. Benim Hı şeyimde hı. de var. Oradan ulaşabilirler. Nasıl bu arada Yekta abi bir deneyim olarak bu öykü atölyeleri çünkü Gümüşlük'te de şeyleriniz vardı. Bu sene olamıyor Gümüşlük Atölyesi. Tabii ki. Bu sene olamıyor. Ama yani senin açından bu tarafta nasıl bir besleme, nasıl bir deneyim oluyor bunlar? Ya gerçekten şu açıdan çok iyi oluyor. Evet, bazen yorucu oluyor. Bazen belki bazı şeylerde bir tekrar, bir repete oluyor. Ama o kadar farklı bakış açılarıyla tanışıyorum. O kadar yeni şeyler öğreniyorum. Yani ben her atölyeden yeniden mezun oluyorum. Dolayısıyla ben çok memnun oluyorum. Yani düşünsene, 15-20 kişiyle edebiyat konuşuyorsun. Zaten daha ne diyeyim ki, bundan güzel bir şey olamaz. Harika. Yani ben her seferinde yeni bir şey öğreniyorum. Yani defterimi, kalemimi alıp mezun oluyorum. Şimdi kadın karakter neden yazmıyorsunuz sorusu gelmiş. Burada bir öz eleştiriler nedir merak ediyorum. Yani aslında ilk yayını kapatmadan cevap verdin buna biraz ama daha fazla cevap vermek istiyor musun? Neden yazmıyorsunuz mu? Kadın karakter neden yazmıyorsunuz? Neden erkek yazar ve sinemacılarımız kadın karakter yaratmakta zorlanıyor? Bu konuda öz eleştiriler nedir merak ediyorum.
Şeyi bilemem. Öz eleştiriler derken eğer genel olarak sinemacılarla ilgili sorunun o kısmına ben bir şey diyemem. Soruyu soran kişiye söyleyeyim. Ama benle ilgili düşünecek olursak, kendime bakacak olursam ben sadece Aile Çay Bahçesi'ndeki Müzeyyen değil, birçok öykümde belki bir kadının ağzından anlatmam. Müzeyyen'deki fark buydu Aile Çay Bahçesi'nde, ama onun haricinde kadın karakterlerim de var. Erkek, iyi, kötü, öyle bir şeyim yok yani. Biri şey sormuş. Lolita kitabının sizi çok etkilediğini okuduğumu hatırlıyorum. Lolita için neler söyleyebilirsiniz? Ben Nabokov'u zor karakterdir. Bütün kitapları değil ama yani Pnin'den Karanlıkta Kahkahaya, Lolita'ya bütün kitapları bende. Özellikle hayatımın belli bir döneminde yani böyle Foltz, Nabokov ve birkaç ismi daha çok iç içe okuduğum bir dönemi var. Galiba bu böyle 20'li yaşlarımın sonu 30'lu yaşlarımın başına denk geliyor. Yani dünya kurması bir yandan da bu hiper metin yaratabilmesi yani kurmaca üstü kurmaca yaratabilmesi ve bana o konuda bir şey olması deniz feneri olması açısından çok severim. Yani kurmacayı hep hissettiren kurmacayı kurabilmek garip bir laf oldu ama sen anladın. Değil mi? Çok mu saçma söyledim ama kurmacayı hep hissettiren kurmacayı kurabilmek. Yok doğru Meta olmuş. kurmaca yani. Meta kurmaca. Dolayısıyla severim yani. Lolita'yı da çok severim. Süper. Bakın başka sorularımız var mı? Evet. Bu soruyu ben de çok merak ettim. Yazım sürecinin tamamı yavaş mı ilerliyor, yoksa hani böyle büyük patlama anları şeklinde mi ilerliyor senin için Yekta abi? Patlama anları diye bir şey yok ama şunu söyleyebilirim. Yavaş da ilerlediği zamanlar oluyor. Çok akışkan hale geldiği zamanlarda oluyor. Çok ritmini kazandığı. Yani günlük 100-200 kelime ile başlayıp günlük 500 kelime ortalamayı tutturduğumda çok kendimi iyi hissedip böyle bir günde 1000 yazabildiğim gün olmuş mudur? Oluyordur belki o son düzlüğünde. Yani bir ritim bulmaya çalışıyorum hep ama öyle patlama keşke olsa yani böyle bayılırım. Hep de hayalimdir işte Boris Vian'ın 2-3 Kendiniz. günde oturup günlerin köpüğünü bitirmesi gibi ben de böyle birden oturacağım bir şey bitecek falan olmadı hala. Şimdi bir şeyler daha geliyor ama yavaş yavaş da bitirelim istiyoruz. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. İki seçenek sunacağım Ekta abi. Daha doğrusu şöyle beş kısa soru soracağım. Hepsi iki seçenekli. Tamamen kişisel görüşlerinle ilgili. Ya yani Şu mu şu hangisini mu? daha Öyle çok seviyorum? diyeceksin değil mi? Evet, tamamen Tamam. şu mu şu mu. Ama böyle bir ters köşeye yatayım şey yapayım falan değil. Yok yok ben her Ama şeye hazırım. bu sırada izleyicilerimize de tabii aynı şeyi soruyor olayım. Çünkü hepsi zaten birer kelimelik şeyler. Dileyen istediğini yazsın. Herkes hangisini daha çok Bu arada seviyormuş? Hilal Hanım orada bir öykümü çok sevdiğini uzun süredir bir kere daha gördüm. Çok Evet. teşekkür ediyorum. Şimdi senin sorularını Müthiş alıyorum. öyle. Kendisine Evet. teşekkür edeyim. Hazır mısın? Beş dizimiz var. Şu mu Ay şu mu bakalım. da. Ve yani zor olmalarına çalıştım. Umarım yeterince böyle takip edip okumuşumdur hakkındaki şey olabilsin, Dur karar gelme vereme. iyice geldin beni başla Tamam. vallahi zor olmalarına Başlıyoruz. falan diye. Hadi. Tekrar da söyleyeyim. İsteyen herkes de hangisini tercih ettiklerini yazsınlar. Radiohead mi, Pink Floyd mu? Bu soru olmaz ama ya böyle soru böyle mi gelecek hepsi? Evet. Yok, hepsi böyle değil ama Ama bu çok ayıp ilkini çok yani. güzel. Vay şimdi çok zor o. Pink Floyd. Tamam. Paul Auster mi, Haruki Murakami mi? Paul Şimdi bir anda şeyi düşünüyorum ama kahve mi çay mı? Aa, kahve. Harita Ama bak metot mu? hepsinde yani hiçbirinde şey değilim. Yani şimdi Murakami şu anda böyle gece uykum kaçacak. Ben Murakami'ye haksızlık mı ettim diye. Radiohead konusunda yani gerçekten beni çok şey bayağı tuş ettin. Ama Pink Floyd benim bütün ergenliğim, çocukluğum, bütün hayatım yani. O yüzden Pink Floyd. Kahve mi çay mı Gerçekten mi? deyince çayı da çok severim ama kahve tamam devam et Tamam. tamam tamam Ama devam et. içiniz yaralana yaralana Pink Floyd diyeceğinizi biliyordum. Murakami konusunda da sadece şunu söylüyorum. Yani Nobel'i alamadığı yetmiyormuş gibi bir sille de siz vurdunuz. Evet Artık. ya.
Yok, kimse söylemesin şey. Murakami'ye bunu doğrudan evet. söylemesin. Tom York'a cevap hakkı doğduruyor. Çok iyi ya. Gerçekten Tom York'a öyle. Cevap hakkı. Burning iyi film. Burning iyi film. Burning, çok iyi film. Çok güzel film. Lise defteri mi, harita metot mu? Harita metot. Konsepti sorgulamayın, partiyi bozmayın demişler. Bir de şey, yaz mı kış mı ya? Yaz. Tamam, bu kadardı. Bakın hiç şey değil. Te yanan kıl çekmek gibi, yaraya tuz basmak evet, evet, gibi. Evet, yok yok, acıtma. Son ikisinde çok rahatladım. Çünkü evet, yani yaz evet. desem kışa ayıp olmayacak. Harita metot desem bilmem neye ayıp olmayacak da bu Tom York'a cevap hakkı doğdu. Çok doğru. Murakami darbe yapacak yedi. Çok doğru. Şey yapacak bir şey yok onlarda. Onların sorunu olsun. Ama bitirmeden hem belki bilmeyenlere de bir not düşmüş oluruz diye şu soruyla da bir bağlamak istiyorum. Ya fil uçuşu ile ilgili bir şey var mı hiç? Böyle ya. Bugünlerde biraz daha eğileyim ya. Diye Mart'ta bir geri dönüş bak, o sana gördük. Şey, ne güzel oldu. Bir yerde olsa sana böyle dedim ya, bir kendime böyle bir liste yazdım. Listenin içinde en az 3 kere yani farklı yerlerinde listenin farklı renk kalemlerde fil uçuşu yazıyor. Yani yeniden fil uçuşuna çalışabilmek. Ya dürüst olmam gerekirse bazen bir şeylere yetişemiyorum. Bir de bazen şuna da inanırım ben. Şuna hep inanırım. Yani o şey vardır ya, her nesnenin bir bitimi var ama her nesnenin bir bitimi var. Bir şeyler bir zaman, yani fil uçuşu daha işte vloglar ortaya çıkmadan ya da video ortaya çıkmadan vlog mantığı yaygınken 2010 2009 ya da 2010'du fil uçuşunun uçmaya başladığı zaman iyiydi ve bir blog olarak da bence ulaşabileceği yerlere ulaştı. Ya da işte dijital ortamın yeteneklerini kullanan bir yayın olarak Altsin 1998'de iyiydi. 2010'larda fil uçuşu iyiydi ama bugün gerçekten fil uçuşunda ya yeni bir şey yapmalıyım. Sadece bir blog ortamı olarak orayı bırakmak ne kadar mahir onu bilemiyorum. Belki de yeni bir şey yapmalıyım diye kendime yalan söylüyorum. Yetişemiyorum. Onun bahanesini buluyorum. Bir yandan da şey oluyor ya Onur, yani yaş da geçiyor yani. Birazcık da yoruluyorum belki bazı şeylerden. Yani bazı noktalarda durmak istiyorum. Ama fil uçuşu konusunda eğer varsa burada bir tane okuru, senin dışında sen varsa biliyorum da bir tane okuru varsa o bir tane okurundan bile özür dilerim. Yani gerçekten özür dilerim. Çünkü fil uçuşu benim o kadar içimden olan, çocuğum olan bir şey. Ve zaten ben onu hep bir okura yazdım. Yani o böyle herkes okusun, reklamları olsun falan diye. O bir okura yazdım. O bir okur varsa özür dilerim. İnşallah yine birazcık uçmaya başlar. Yekta Bey'i Aylık Öykü Seçkisi'ne konuk etmek isteriz. Aylık Öykü Seçkisi ne? O da başka bir yayın mı? Kayıp Rıhtım'ın. O da artık 10. senesini yaptı. Her ay belirli bir tema üstüne öykülerin yayınlandığı ve her yılda bir kere seçilmiş yazarlardan bir büyük tema üzerine öyküler topladığı bir harika. Seçki. 128. mi 130. mu? Daha bile çok galiba. 150. yayınlarına falan geldiler. Dediğim gibi 10 yıllık. Vallahi ne güzel olur yani seçkide de bir şekilde görebilsek seni Yekta abi. Müthiş olur. Yani günün birinde inşallah yani şey... Bakalım bu. Bir şey diyemiyorum. Kaostan çıktığımızda belki. Bu arada fil uçuşu Yekta Kopan yazsanız Google'a hemen bulabileceğiniz bir blogoda. Söylediğim gibi benim çok takip ettiğim ve çok severek okuduğum bir yayında. Ya belki de hani dediğin gibi Yekta belki de miladını doldurmuştur. Belki de bu zamanların şeyi değil. Evet, evet. Ama neden yeni bir forma kavuşamasın ki diyorum. Acaba neden bir derlemeye dilerim yetişirim. Yani mesela? Dediğim gibi mesele biraz da yetişme meselesi. Dilerim yetişirim. Yani sırf yapmış olmak için yapmak da olmaz yani. Dilerim yetişirim. Tabii, tabii. Dilerim nefesim yeter yani. Yeteceğine eminim. Umarım da yeter. Çok teşekkürler Yekta abi. Valla söz verdiğimizden biraz uzun oldu. Seni çok tuttuk ama görüyorsun insanlar Yekta abiyi dinlemek istiyor yani. Sağ olsunlar. Yani gerçekten istiyorlar. Herkese çok teşekkür ederim. Benden çok o Kayıp Rıhtım'ın izlenirliği ve onun demek ki verdiği değer, insanlar da onu alıyorlar. Çok teşekkür ediyorum herkese. Burada olan herkese teşekkür ediyorum. Ben de kendi adıma gelen herkese teşekkür edeyim. Konuğum, ilk konuğum sevgili Yekta Kopan'a teşekkür edeyim. Ya benim açımdan müthiş bir söyleşi oldu. Çok keyif aldım. Umarım aynı keyif karşılıklı da olmuştur. Umarım aynı keyif seyircilere de yansımıştır.
Dur şuradan biraz böyle yazısız bir yerden de kendimi göreyim. Ha, ilk kez gördüm. Eyvah, yazılar. Alt tarafta yazılı kaldı. Şimdi gördüm. dediğim gibi Kayıp Ritim Görüntülü Arıyor Söyleşi dizisine her pazartesi ve perşembe günü saat 21.30'da Kayıp Ritim'in Instagram hesabından devam edeceğiz. İkinci konuğum bu perşembe günü Nermin Mollaoğlu olacak. Kalem Ajans'ın kurucusu, edebiyat ajanı, canımızın da içi. Onunla muhteşem şeyler konuşacağız yine. Sektörü, yayıncılığı, ajansı, muhtemelen onun o gün ne yaptığını, yeni taşındıkları evde tadilatı kim yapmış, bunları falan biraz konuşacağız. Çünkü bu sohbetlerde biraz da amacımız o yani. Hem biraz konuklarımızı böyle köşeye sıkıştırıcı şeyler soralım, hem de o gün ne yaptıklarını soralım istiyoruz. Her pazartesi ve perşembe 21.30'da buluşacağız. Yekta abi çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Herkese de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kayıp Ritim'i, Yekta abiyi ya da beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiler, selamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.